Arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Burak. Bugün sizin sorduğunuz bir soruları cevaplıyorum ben. Her bir videonun altındaki yorumlara bakıyorum. Sürekli bütün yorumları okuyorum. Ve sizin sorduğunuz soruları notlar bölümüne telefonda kaydediyorum. Ve onlarla ilgili video çekiyorum. Bugün hoşuma giden bir konuyu daha gördüm. Onu notlarıma yazmışım. Ev ortamında üretim olur mu? Olursa nasıl olur? Arkadaşlar, ev ortamında üretim yapabilmeniz için minimum 3 shift olması gerekiyor. 3 shift olursa kuşlarınız sesleriyle birbirleriyle kızışır ve daha çabuk verim alabilirsiniz. Ama tek shift besleyen olursa kuşlar böyle çok güzel önceden yavru alınmamış ya da çok güzel eş olmamış kuş ise yavru almanız belki imkansız olacak. Ama kuşların durumuna da bağlı tabii ki. Ama bekleyen arkadaşlar var. 1 sene, 2 sene hala yavru alamamış. Onların sebebi de dediğim gibi uygun ortam olmadığı için. Uygun ortam olması için minimum evinizde 3 şık bulması gerekiyor ki bundan dolayı hani seslerini duysun. Kuşlar kızışsın. Yoksa kuşlarınız kızışmaz. Bunlar çünkü sürüyle yaşayan kuşlar. Doğada sürekli sürü halinde dolaştıkları için bunlar sürü halinde seslerini duyarak kızışıyor. Yani kızıştırıcı olarak ne vermeliyim? Sorusunun en güzel yanıtı aslında yanına bir sürü kuş almanız. Evde de 3 çift kuş çok ses çıkarmasa da ses çıkaracak mutlaka. Çünkü ben de denedim evde. Evde üretim olmuyor. Eğer yavru alma merakınız varsa Hint ürününü öneriyorum ben. Hint ürünü bir çift olsa bile onlar hiç durmadan ürüyorlar. Ama muhabbet kuşlar dediğim gibi sürü kuşlar olduğu için böyle hemen bir çift attığınızda eş olmama durum oluyor. Eş olsa da sürü kuşlar olduğu için hemen yumurta yavru yapmıyor. Bu yüzden minimum 3 çiftiniz olduğu sürece evde üretim yapabilirsiniz. Ama tek çiftle üretim olmaz. Denemekte fayda var tabii ki. Yavrudan eğer benim bir önceki videom var. Kuşları en garanti eş atma diye. Onu izleyin. Onu da bahsettiğim gibi bir çift yavru kuş alırsanız eğer onların yavru yumurta yapma olasılığı daha yüksek. Çünkü beraber büyüyorlar. Bu arada şu sandığım içinde kuşlar veriyor sevgili yavruları. Eğer yavrudan alırsanız onlar da üreme imkanı daha yüksek. Ama ev üretimi size önermiyorum. Çünkü çok ses oluyor. Ses oranı çok yüksek oluyor. Ondan sonra pislik çok yüksek oluyor. Ben de burada şimdi şu an 15 çift yani yaklaşık 30 tane kuş var. 30 tane kuş olmasına rağmen her yer çok pisleniyor. Ben buraya her gün geliyorum. Suyunu değiştiriyorum. Ufaktan bir temizlik yapıyorum. Ona rağmen her gün uğraşıyorum yani. 30 tane kuş olmasına rağmen. Siz de bunun evde olduğunu düşünün. Çok ses yapacak. Aileniz çok rahatsız olacak. Komşularınız sesten dolayı rahatsız olacak. Bakın ben burada konuşmaya başladım. Kuşlar yine bağırmaya başladılar. Benim sesimi bastırmaya çalışıyorlar. Bir de siz bu sesin evde olduğunu düşünün. Bu 15 çift olmasına rağmen bu ses çıkıyor. Ama ev üretim çok zor. Yapan arkadaşlar var. Yok değil. Ama onların durumu sizin ailenizin durumuyla aynı mı? Onu bilmek lazım. Yani ailesi izin veriyor mu? Sizin aileniz izin vermezse de onları hoş görür. Çünkü herkes izin vermez yani. Bakın sesten ben bile zor şey yapıyorum. İnşallah sesim size geliyordur. Gelmiyorsa da çok üzgünüm. Kusura bakmayın. Sesim çok yüksek buradan. Ama yavru alma merakınız varsa hiç düşünmeden hiç bir ürün alın. Şöyle sesini şöyle göstereyim. Yavru alma merakınız varsa hiç bir ürün deneyin. Hiç bir ürünle 10 numara verim alacağınıza ben garanti ediyorum. Kendi doğum çift Hint bülbülü getireceğim zaten oradaki salmaya. Oradan size nasıl verim alacağını göstereceğim. Bakın arkadaşlar şöyle vereceğim küçük bülbülü nasıl kaçıyor. Onu atlasa da bakın. Bakın. Eş olmuş kuşlar nasıl olur? Sonra soğuk veriyorsunuz. Şimdi bozlar. Birden kaçıyorlardı. Sürekli yem kuşarlar. Aynı tünekte duracaklar. Size bunlardan bahsetmiştim.
Evde yavru alırsınız. Alınmayacak bir şey yok. Evde yavru alma imkanınız mutlaka var. Ama minimum 3 çiftle evde başlarsanız yavru alma olasılığınız daha yüksek. Yani bir çiftle yavru almayı beklemektense 3 çiftle beklemek daha iyi. Çünkü 3 çiftle en azından yavru alınacağını ben size söylüyorum. Çünkü sesleriyle konuşuyor kuşlar. Bu arada inşallah bu video size yardımcı olur. Evde yavru almak isteyen arkadaşlar, hala muhabbetten yavru alamayan varsa bir iki taktiğimi daha denesin derim. Ayırma taktiğini de göstereceğim size yakından. Mamaları sürekli kafesten eksik etmeyin. Mamalar çok önemli çünkü. Eş olmamış olabilir kuşlarınız. Ona dikkat etmek gerekiyor. Yavru alamadıysanız hala bir sene içerisinde. Eğer yavru almayı böyle çok istiyorsanız yavru almayı, dediğim gibi arkadaşlar Hint bülbülü denir. Bir çift Hint bülbülü alın. Bir çift Hint bülbülü. Bir senede yaklaşık her kuruşkada 3 tane alsanız 5 kuruşka yapsa 15 tane yavru alırsınız bir senede. Bu da en düşük ihtimalle. Ki 20-25 tane alma olasılığınız da çok yüksek. Çünkü ben ilk Hint bülbülüyle başladım. Üretim yapmak için. Muhabbette ben de eve yavru alamadım. Ama gördüğünüz gibi ben buraya getirdim kuşu. Çünkü bir çift kuş vardı. Arkadaş hiç yavru alamamış. Buraya getirdik. Burada böyle 1-2 ay durduk durduk. 2 ay sonucunda ortam alıştıktan sonra bir senedir yavru yapmayan kuş bizim yanımızda yavru yapmaya başladı. Onun 2-3 defa burada yavrusunu aldık. Arkadaş tekrar evine götürdü. Tekrar evine götürdüğünde ise yeniden yavru alamadığını söyledi. Bu normal bir şey. Çünkü bunlar sesleriyle kırışan varlıklar, canlılar olduğu için bunları bilemesi için en önemli şey sestir. Sesleriyle kırışması lazım bu kuşlar. O yüzden hep böyle sessiz. O yüzden hep böyle bunu öneriyorum size. Hep böyle alırsanız daha rahat verim alabilirsiniz. Son durumlara bakalım. Yuva boş yine ama arkadaş telefon açtım. Yumurtalar kırılmasın diye ben kalaş getireceğim. Yine her ihtimale karşı. Burası da boş. Albino. Hala yuvadan çıkmıyor bile ama bakalım yakında yumurtlar gibi hissediyorum. Burada kalk bakalım. Dört. Bir tanesini bahsettiğim gibi diğer videoda kırmıştı. Üç, beş. Burada bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, üretmen son gaz devam. Bakın albinolara bakışıyor. Üretimden erken başlattım biraz. Normalde Ocak'ta etmeye çarpacaktım. Ama şu beşli kafes boş durmasın diye attım bunları. Hem yem masrafını çıkarsın kuşlar, hem de size göndereceğim kuşlar çoğalsın diye. Arkadaşlar ses çoğaldı. İnşallah anlamışsınızdır benim söylediklerimi. Bana Instagram'da ulaşıp sohbet edebiliriz. Canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Birbirimizi daha iyi tanımak için. Bir de video örnek için tamamını izlemenizi istiyorum. Çünkü izlemeyen arkadaşlar var. Hala videonun içinde olup videonun içinde cevaplar olmasına rağmen hala soru soranlar oluyor. Onlara cevap vermiyoruz. Çünkü videonun içinde detaylıca ben o soruların hepsini anlatıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.